Bu artık hayal olmaktan çıktı. Denizli makine OSB kurulacak. Bundan dönüş yok. Çünkü bununla ilgili her birimiz üzerine ne gerekiyorsa, bu da yönetimin belirlemiş olduğu miktarda payını yatırdı. Değil mi başkanım? Dolayısıyla biz buradan dönecek bir durumumuz yok. Kafalarda bunu niye söylüyorum, hani ya, öyle bir şey mi var anlamında. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama bazen duyuyoruz sağdan soldan. Efendim bu iş olmaz, bu iş yapılamaz, bu iş başarılamaz filan. Biz artık o mertebelerin hepsini geçtik. Allah'ın izniyle. Burası hem Denizli kamuoyunda hem metal, makina ve bu sektörlerde uğraşan bütün sanayicilerimiz anlamında kabul görmüş. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na kadar, bakanlara kadar çıkmış. Ankara'da konuşulan bir yatırım projesi ve programı. Biz her türlü sıkıntılara, sorunlara, ekonomik sorunlara, efendim pandemiye rağmen bugüne kadar bu noktaya kadar getirdik. Ve bundan sonraki süreçte artık bize düşen kısım kalıyor. Yani beraber artık herkes elini taşın altına koyacak. Kendisi kaç metrekare almamız gerekiyorsa, ihtiyacı varsa burada belirlenen planlama dahilinde, işte en küçük yerine kadar yapıyorduk, 5000 metrekare. 5000 metrekareden başlayıp işte belirli bir orana kadar giden metrekarelerde buradan yapacak olduğu fabrikanın, binanın arsasını alarak inşallah işte biraz sonra gireceğimiz maddelerdeki geldiğimiz noktalarda anlatarak yolumuza devam edeceğiz.